أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء
يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير صدق الله العظيم. Müminlerin bayramısın, dertlilerin dermanısın, Hakk'ın bize ihsanısın, Şehri Ramazan merhaba. Evet kıymetli TV 111 izleyicileri, İstanbul'un hakim tepelerinden birisinden, Fethipaşa korusundan, Dilruba restorantın terasından, Şehri Ramazan programından hepinize bir kez daha merhaba. Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, lütuf ve keremi hepinizin üzerine olsun. Her zaman olduğu gibi beraberliğimize kelamların en güzeli ve en yücesi olan Rabbimizin kelamıyla başladık ve bu akşam sizlere Fatır suresinin 15 ila 24. ayeti kerimelerini dinlettik. Şimdi sözü Asrın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatı'na bırakacağız. Ve Risale-i Nur Külliyatı'ndan bir pasaj sizinle birlikte olacak. Ardındansa ki değerli misafirimizle yine İstanbul için iftar vaktine varıncaya kadar sohbetimize başlayacağız. Tekrar tekrar TV 111 ekranlarına, Şehri Ramazan programına hoş geldiniz. Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarif var. Birisi şu kitab-ı kainattır ki bir nebze şehadetini 13 lema ile Arabi Nur Risalesinden 13. dersten işittik. Birisi şu kitab-ı kebirin ayet-i kübrası olan Hatemül Enbiya aleyhissalatu vesselam'dır. Birisi de Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Evet, Asrın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatı'ndan adeta bu akşamın dersini dinlemiş olduk. Tabii bu ders üzerine sohbetimizi ilerleyen dakikalarda koyulaştıracağız kısmet olursa. Her akşam olduğu gibi bu akşam da yazar, ülkemizin önemli fikir ve düşünce adamlarından Metin Karabaşoğlu bizimle beraber ve bu akşam çok değerli bir misafirimiz var ayrıca. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Latif Hacı Nebioğlu bizimle beraber. Değerli hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Evet Metin abi nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah iyiyiz. Binler şükür. Ben ekstra bir yönüyle hemşerim sayılır İsmail Hoca. O bakımdan ayrıca mutluyum. Eyvallah hocam. Evet, biz de İzmir'den eyvallah. Evet. Bu akşam hakikaten mutluyuz. Eyvallah. Mütevessim bir siması var İsmail hocamın.
şu an ekranları başında izleyicilerimiz onu fark ediyorlar ve program süresince de fark edecekler. Nasıl profesör bu? Tebessüm ediyor. Nasıl profesör bu? Normalde profesörler çatık kaş olur. Necip Fazıl'ın dediği gibi çatık kaş, hükümet dedikleri zat benzeri öyle olurlar ama... Değişiyor artık, değişiyor. Değişiyor mu artık? Değişir, değişir. İnşallah. Yer değişiyor, gök değişiyor, her şey değişiyor artık. Her şey değişiyor. Profesörler bile değişiyor. Profesörler bile değişiyor. Evet, yani Allah razı olsun hocam. Tebessüm etmek çok önemli. Öyle değil mi Metin abi? Yani çok ilginç, çok garip. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne gidenler, orada vakit geçirenler, zaman geçirenler, insanların sürekli tebessüm ettiğini, birbirlerine selam verdiklerini mutlaka, selamlaştıklarını ifade ediyorlar. Belki farkında değiller ama bir sünnet-i seniyyeyi yerine getiriyorlar. Ama bizim ülkemizde, bizim medeniyetimizde maalesef şöyle, yani şu an Üsküdar meydana insek, kameraman arkadaşımızı da yanımıza alsak, şöyle insanların yüzlerini yakın plan çeksek, birçoğumuzun somurttuğunu, yüzünden düşenin bin parça olduğunu adeta, keza birbirine selam vermediklerini çok rahat bir şekilde görürüz, fark ederiz. Galiba unuttuğumuz şeylerden birisi bu. Nasıl bunu yaygınlaştırabiliriz? Böyle zuhurata tabi olduk aslında. Hiç bu konuya girmek istemiyordum ama hocamın o mütebessim ifadesini yani tanıştığımızdan beri gördüğüm için, fark ettiğim için bu yönü bir sorayım dedim Metin abi. Çünkü siz Amerika Birleşik Devletleri'ni de gördünüz, biliyorsunuz. Yani oradaki tebessüm gibi olsun da istemem. Çünkü oradaki tamamen plastik bir tebessüm benim gördüğüm. Hani şöyle işte insanlara iyi günler dilerseniz, tebessüm ederseniz siz de daha mutlu olursunuz filan diye böyle bir şekilde öğretmiş, öyle anlattığım, evet. Yolda karşılaşıyorlar, birbirlerine selam veriyor. İşte have a nice day, işte have a good day filan veya işte veya şey nasılsınız öbürü işte iyi filan. Öyle çok 3-5 kelimenin ötesine geçmiyor. O kadarlık bir şey. Anladım, orada bir şey, fonksiyonel bir şey yüklenmiş. Hani tebessüm et, sen mutlu ol filan şeklinde. Çok da işten gelmediğini zaten o insanların yani bir hayatlarının birbirine değmemesinden ve birbirleriyle olan diyaloglarını 10 kelimeye, 15 kelimeye geçmemesinden anlıyoruz. Yani öyle gibi bir şekilde böyle öğretilmiş zoraki bir yönüyle veya dediğim gibi şey plastik, böyle bir hani yapmacıklık duygusu uyandıran bir tebessüm olmasın. Yani bizde ne olsun? Bizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabının tebessümleri gibi tebessüm olsun. Fıtri olsun belki, evet. Değil mi? Evet. Belki. Yani yoksa evet, elbette tebessüm çok önemli, değerli ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Şemali Şerifler'de sireti ve sureti anlatılırken değil mi? Önümüze çıkan en önemli özelliklerden biri. Tebessüm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebessümü. Müminlere tebessümünün zaten tavsiye ettiğini yani biliyoruz ki bir tecrübeten de şunu biliyoruz. Tebessüm nedir? Nasıl? Hani güneş gelip buzu eritiyorsa tebessüm de hakikaten hani kalplerdeki böyle yani buzları şey eritiyor. Yani ortamı bir anda şey değiştirebiliyor. Elbette evet. Fıtri, içten. Yani samimiyetle gelen böyle zoraki ısmarlama olmayan bir tebessümse. Evet. Bence o yüzden dolayısıyla tebessümümüzün sahiciliği için bence şuranın, anlatabiliyor muyum? Yani kaslarla oynamakla yani yüz kaslarıyla oynamakla olup bitecek bir iş değil bence. Çenesi yok yüz kaslarıyla oynasa sürekli. Yani farzında. Orada geçen dünkü sohbette konuştuk ya görme biçimleri diye. Bence bizim hani gözümüzün ve gönlümüzün şey hani güzel bakan, güzel gören olabilmesiyle bence tebessümümüz güzelleşiyor. İrintili. Ve, bir bağlantı var yani arasında. Evet. Evet. Yani güzel görüp güzel düşünürsek eğer bu tebessüm güzel tebessüm güzel görmeye yüzümüze yansıyacak. Güzel, güzel tebessüm edeceğizdir. Bunu anlamış oluyoruz arasında bağlantı var. Hocam ben ikisi arasında şeye girebilir miyiz diye düşündüm de sizi şimdi hatırlatınca yani gülümseyerek hayata bakma, varlığa bakma, eşyaya bakmak yani neticede her şey Esma'nın tecellisi. Her şey bir yansıma, Allah'ın yansıması. Nihayetinde baktığın, gördüğün her şey Allah'ın bir hakikati.
Bir de bunun karşısında bir hüzün var mesela işte. Evet. İslam'da hüzün var mıdır yok mudur? Evet. İşte İslam hüzün dini midir? Evet. Şark toplumlarında hüznün ağır basması. Bu ikisi arasında böyle bir geçişkenlik var mı acaba? Yani gülümseyerek bakmak, hüzünle bakmak veya ikisi de fıtri iki uç mudur mesela? Evet. Yani şimdi hüzün deyince de mesela bana hani Bediüzzaman'ın kullandığı mesela yaşadığı musibetler var. Evet. Mesela diyeyim ki 908 sonrasında yaşadıkları diyeyim bir sebeple tımarhaneye sevk ediliyor. Evet. Hak etmediği halde sonra idam talebiyle yargılamak üzere hapse atılıyor filan. Mesela onu anlatırken Divan Harvörfi'de söylediği bir şey var. Yani vicdanım beni tazim etmediği için diyor. Evet. Musibetlerin diyor tenevvü, musikinin namelerinin tenevvü gibi ulvi bir hüzün veriyordu bana. Evet. Yani bir kere orada yani hayatın içinde hani tatlı anlar ile birlikte acı anların oluşunu Bediüzzaman orada müziğe benzetmesi, musikinin namelerine benzetmesi. Değil mi? Mesela tek bir tınıyla müzik olmuyor. Evet. Orada ses inceliyor, yükseliyor, hani kalınlaşıyor. Yani farklı şeyler değil mi? İnişler çıkışlar ve uzuyor, kısa geçiyor filan. O yine dün konuştuk dalgalanmalar müzikle bile baksak o iniş çıkışlar dalgalanmalarla birlikte o henk oluşuyor. Bir kere hayatın içinde o hüznün varlığını, hüzün veren şeyin hüzün veren şeylerin de varlığını Bediüzzaman yani musikinin nameleri mezzetiyor. Bir anlamda hayatın müziği böyle oluyor. Hayatın müziği. Evet. Hayatın müziği böyle oluşuyor. Yüksek sesler de var, tiz sesler de var, inen çıkan da var. Evet. Ama dediği şu ulvi bir hüzün. Evet. Ulvi bir hüzün. O hüzünden Mevlana'dan geldiğini düşünüyorum. Tamam. Mevlana'da bahsediyor. Mesnevi'nin henüz başlangıcında. Evet. İşnevin ney çün hikayet miyi kunet ez cüdayiha şikayet miyi kunet. Ama orada da Bediüzzaman'la Mevlana ayrışıyorlar. Bir atıf var. Ayrışma söz konusu. 17. sözde Bediüzzaman şey yapıyor. Mevlana'ya cevap. Yani kamış diyor. Hüzünden kaynaklanan bir feryat. Başta Mevlana Celaleddin olmak üzere aşıkların zannettiği gibi diyor. Kendi dilimi ifade edersem hani ayrılığın hüznüyle diyor vaveyla etmiyor. Vaveyla etmiyor. Bilakis diyor var yaratılmış olmanın neşesinden. Evet. Hüzünde bir neşve buluyor yani değil mi? O yani Allah lütfetmiş, var etmiş. Yani onun çıkardığı ses diyor. Ayrılık hüznünden değil, var olmanın neşesinden gelen tesbihlerin sesidir o diyor Bediüzzaman. Evet o şekilde yorumluyor. Evet, hüzün bile neşeye dönüşüyor. Evet. Evet. Bediüzzaman'ın hüzne bile neşe noktasından baktığını, hüznü bile bu noktada çok iyi değerlendirdiğini net bir şekilde anlamış oluyoruz. Evet. Dün konuşmuştuk işte musibetler denizdeki dalgalar gibidir. İnsan ruhu o musibetlerden, musibet anlarından beslenir. Evet. Evet. Bediüzzaman bunun farkında olan bir insan. Bu net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Evet. Evet ne diyelim? Rabbim o bakış açısına ermeyi cümlemize nasip eylesin. Evet. Ramazan da bunun için büyük fırsatlardan, imkanlardan birisi. Evet. Şimdi söz Bediüzzaman'dan açılmışken az önce vicdandan söz ettiniz, bahsettiniz. Bediüzzaman telif ettiği Risale-i Nur külliyatında birçok yerde üç külli muhariften söz ediyor. Rabbimizi bize tarif eden, bahsediyor. Tanıtan, bildiren. Evet. Bunları kısaca özetleyecek olursak biri Kur'an-ı Kerim, yüce kitabımız. Diğeri Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Ve bir diğeri de Allah Celle Celaluhu'nun zat kendisi. Yok, kainat. Yok, kainat. Kainat. Kitab-ı Kebir-i Kainat. Üçü de Rabbimizi tarif ediyor. Üçü de Rabbimizi tarif ediyor. Kainat. Kitab-ı Kebir-i Kainat. Bu üç külli muhariften bahsediyor ve bir iki yerde de galiba vicdanı da bunların arasına kattığına denk geldim gibi hatırlıyorum. Bir yerde doğru. Bir yerde katıyor yani, galiba. Mesnevi Nuriye de o da zaten kronolojik olarak baktığımızda çok öğretici. Yani Mesnevi Nuriye'de Bediüzzaman dört külli muarif diyor. Fıtrat-ı zişuur olan vicdan diye zikrediyor. Ama daha sonra yazmış, telif etmiş olduğu Risalet-i Ahmedi Risalesi ki az önce okunan bahis orada. Orada üç külli muarif olarak söylüyor. Orada vicdanını da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifinin içerisine aldığını görüyoruz. Yani onun vicdanı, onda tecelli eden vicdan. Yani orada yani
o fıtrat-ı zişurun kemal hali Efendimiz aleyhissalatü vesselam'da tecelli ediyor olduğu için vicdanı ondan bağımsız olarak ayrıca tarif etme lüzumu hissetmemiş Bedüzzaman. İkincisi belki o süreç içerisinde ben diyorum şey şunu da görmüş olabilir. Şimdi hani Batı'da mesela şey işte hümanizmin bir şeyi vardır, iddiası vardır. Yani insanın hani vahiysiz ve nübüvvetsiz de hakikati şey bulabileceği ve vahiysiz ve nübüvvetsiz de insanın işte iyi güzel bir insan olabileceği iddiası var. Içerisinde tabii dava hastasız tabii. Muhtemelen yani bu noktada o şey hümanist felsefenin yani iddiaları ve bunun şey riskleri ki deizm diye tabii. Bu şey formüle ediyor. Onunla da bir yüzleşme yaşadığın Bedüzzaman'ın ona da bir cevap olarak bence bu defa dördü üç külli marif olarak sonra tarif edip fıtrat-ı zişur olan vicdanın nasıl külli marif olduğunun cevabı da işte Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dadır diye o iki unsuru birleştirdiğini düşünüyorum şahsen. Evet. Tabii bu üç külli marif üçünün de birbirine bakan yönleri var. Ayrı ayrı ele alalım demiştim programdan önce. Biz de almayalım demiştik. Siz de almayalım ayrı ayrı ele dediniz özellikle. Üçünü birlikte... İstersen al dövüşürüz burada. İftar öncesi bir... ufak bir böyle... ufak bir... Cenk olur burada. Cenk olur burada. Tabii işin latifesi bir yana. Bediüzzaman niçin üçünü birlikte zikretme ihtiyacı görmüş? Yani belki de o manada yani üçü de birbirini tamamlayan bir manaya da sahip belki. Üçü de muarif, tanımlayıcı, tanım yapıyor. Ben ona başlamadan önce Burhan olarak bunu görmesini belki biraz hani üçünü de Burhan olarak görüyor. Yani apaçık delil, kesin bilgi, yakini bilgi, herkesin ulaşabileceği bilgi. Yani şimdi bilginin farklı çeşitleri var. Yani işte bir çalışılarak öğrenilen, farklı seviyeler, tecrübeyle öğrenilen, işte sezgiyle öğrenilen vesaire ama bu esas burada üstadın vurguladığı şey burhani olması. Yani apaçık bir şekilde herkese, her yerde aşikare görülebilecek, bilinebilecek bir durumda olan üç büyük öğretici. Ya bunda belki kainatla başlaması enteresan bence. Kitab-ı Kebir-i Kainat. Yani biz çünkü bir tecrübe ettik. Herkes için kafir. Hemen yani dünyayı varlığını fark eden herhangi bir insanın 3 yaşında 5 yaşında hatta emeklemeye başlar. Hatta dünyaya gelir gelmez nefes alış ağlamaya başladığından itibaren varlık sahnesinde dünyayı hissetmeye, görmeye, bilmeye başlıyor. Dolayısıyla aslında bizim ilk birinci bilgimiz dünya bilgisi, kainat bilgisi, evren bilgisi. Yani şahit olduğumuz alem, işte müşahede ettiğimiz eşya, varlık, bir nesne, o, bu, şu dediğimiz şeylerin hepsi esasında bizim gözümüzde, elimizde ilk fark ettiğimiz şeyler. İşte Üstad orada belki bize bunu aslında çok herkesin fark etmesi gereken bir şey bir kez daha hatırlatıyor. Aslında buradan başlıyor Allah'ın varlığına delil. Allah'ı tanıtan, bildiren, onu bize gösteren ilk birinci eldeki bilgilerimiz. Tuttuğumuz şeyler, nesneler, varlıklar, gördüğümüz şeyler. Dolayısıyla o bütün olarak alındığı zaman adı kainat, kevniyat, yapılan, edilmiş olanlar, oldurulmuş olanlar. Yani oluş, bozuluş hepsi kainat varoluş esnasında. Kendimizin var olması, anne babamızın var olması, dağların, denizlerin, işte Kur'an'ın hani örnek vermekten Allah'ın çekinmediğim dediği bir sineği örnek vermesi. Sineğinden, böceğinden, çiçeğinden, yani en büyüğünden, güneşlerden, galaksilerden, en küçüğüne, yedi kat semadan, en küçük mikroorganizmaya kadar, en küçük varlık alanına kadar hepsi esasında bizim fark edebileceğimiz bir bilgi alanı içerisinde. Ve biz ilk bununla tecrübe ediyoruz. Dolayısıyla bunların her birinde, en küçüğünden en büyüğüne bize Allah'ı tanıtan, gösteren bir unsur var. Ama bu unsur Kur'an'da da anlatılan bir unsur. Evet. Dolayısıyla o büyük kainattaki anlatılan her bir örnek aslında Kur'an'da da anlatılıyor işte surelerinde. Yerler göklere yemin edilerek anlatılan şemse, sineğe, dağlara, denizlere, uzun deveye. Uzun deveye, yani deveye bakmaz mısınız diyor. Halbuki deve hani Arapların her gün gördüğü, her gün binip oynadığı elindeki, altındaki bir şey. Ama ben deveye bile ülfet peyda etti. Ülfet peyda ediyor. Tam da zaten tam da belki o cevap var. En bildiğin şeyi bir kez daha bak, bir kez daha gör. Yani burada esasında sana Allah'ı tanıtıcı, seni Allah'a götürücü bir şey var.
senin onu vücut hatırla. Bakışında bir perde evet. var. Kaldır onu. Bir perde var. Onu atla. Onun ötesine gör. Evet. Ama bunu işte belki Kur'an'la beraber kainatı evet. okuduğumuzda. Evet. Kainatı Kur'an'la, Kur'an'ı kainatla okuduğumuzda evet. bunu da öğreten Hazreti Resul-i Ekrem orada diyor ki bakın bunları birleştirmek gördün lazım. Ayrı ayrı elham. Üçü beraber üçü beraber birleştiği zaman aslında aynı yere hedef gösteriyorlar. Ama belki vurguları açısından hani kainatı okurken, Kur'an'ı okurken Resul-i Ekrem'in kendisini okurken yani peygamber olarak, beşer olarak, insan olarak okurken onun gösterdiği işte rol model olması, örnek olması, işte o vicdanı mesela taşıması yani bir karıncaya bile bir merhamet taşıması. Yani, sadece evet. Resul-i Ekrem değil mesela diğer peygamberlerde özellikle hepsi de Resul-i Ekrem'de zirveye ulaştığı için o merhameti, bütün o peygamber olarak özellikleri, insan olarak özellikleri işte belki bu kainat ve Kur'an arasındaki ilişkiyi bize göstererek işte tanıyın diyor. Buradan tanıyın. Buradan evet. tanımaya çalışın. Evet. Hocam çok evet. ilginç evet. bir noktaya evet. Temas Hı-hı. ettiniz. Evet. Galiba evet. ya birinci Şehri Ramazan programıydı ya ikinci evet. Şehri Ramazan programıydı. Metin evet. abi orucu tarif ederken alışkanlıkları evet. değiştiren evet. Tabii, tabii, evet. Tabii, tabii, tabii. alışkanlıklardan kurtulmamızı evet. Sağlayan ifadesini evet. Evet. kullandı. Ülfet perdelerini evet. yırtan. Yırtan evet. Evet. Manası da çıkıyor evet, oradan. Çok ilginç. Ha, Ramazan'ı ve orucu galiba ha. bu noktada değerlendirebiliriz. Yani gözün de perdesini kaldırmak için. Gözün de evet. perdesini aklın kaldırmak perdesini, için. Gözün perdesini kaldırmak evet. için. Evet. Sezai Karakoç da betonları dinamitleyen oruç ifadesini kullanıyor. Zihinde evet, oluşan evet, betonları evet. Dinamitleyen, kırıyor. Evet. Dümdüz o kadar sertleşmişiz ki yani. Hale getiriyor. Orucu bu şekilde evet, tarif ediyor. Tamam. Ve şimdi Kitab-ı Kebir-i Kainat'tan bahsederken tamam. galiba biz kainatın her bir sayfasına, sayfasındaki her bir satırına, tamam. satırındaki her bir harfine tamam. maalesef o zaviyeden bakamıyoruz. Evet. Bunun eksikliğini çok rahat bir şekilde hissediyoruz. Mesela tamam. programa başladığımız andan itibaren şu nebatat evet. Burada evet. duruyor. Ben şimdi fark ettim. Bunu. Halbuki o zikrine devam ediyor. Halbuki var olmaya devam ediyor. Tecelliye devam ediyor. Bana bakıp bak seni de yaratan Allah, evet. beni de yaratan Allah tamam. demeye evet. devam ediyor. Bak ben de bazen susuz kalıyorum, aç kalıyorum ama yani şikayet etmiyorum demeye yani evet. haliyle evet. devam ediyor. Tamam. Ama tamam. O kadar alışmışız ki biz bunlara, tamam. Iskalıyoruz bunları. Evet. Çok enteresan, tamam. Peygamberin Bir Günü isimli kitabı var Metin tamam. abinin. Tamam. Peygamberin Bir Günü isimli kitabını bir Ramazan gecesi yarılamıştım, evet. Okumuştum. Evet. Orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aya bakmasından bahsederdi Metin abi. Aya bakması ve tefekkür etmesini anlatırdı. Çok enteresan. Nesil ve Moral FM'in binasının en üst katındaydım. Yaz Ramazanı, hava açık ve Dolunay vakti. Ben terasa çıkıp Dolunay'ı hayatımda ilk kez o gözle izleyebilme fırsatı bulduğumu hatırlıyorum net bir şekilde. Ve şu an o hatırladığım ana gittikçe de böyle bir tatlı bir ürperti meydana geliyor bende. Çünkü o aya bakarken şunu da diyorum. Evet. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bu dolunaya baktı. Evet. Ve ay konuşmaya başlıyor ise değil mi? Tabii. Şeyler söylemeye konuşmaya başlıyor. Evet. Gece konuşmaya başlıyor, ifade ediyor. Ama maalesef modern zaman insanı olarak şehrin neon ışıklarının arasında, gürültüleri, patırtıları arasında biz bu güzellikleri göremiyoruz. Bence şehrin kabahati fark edemiyoruz. İnsanın kabahati var. Evet. Bu konuyu ben biraz irdelemek, açmak istiyorum müsaadenizle. Ama öncesinde bir kaside dinleyelim. Kasiden önce hemen ufak bir şey söyleyeyim. Tabii. Sen o anlattığın o hatırandan. Evet. Orada üç külli muarif de var mesela. Üçü de bir, kainata baktın, aya baktın. Aya baktın. İki, Resulullah böyle bakardı diye bir şeyle baktın. Resulullah niye öyle baktı? Çünkü bakmazlar mı diye. Hep Kur'an bizi davet ediyor ya. İşte onunla nasıl bakılır? Resulullah Kur'an öğrettiği şekilde baktı ve bize de Kur'an'la Kur'an öğrettiği şekilde bakmayı öğretti. İşte bütünlük. Üç külli marifle nasıl bakılır? Mesela o senin anında evet onun bir örneği var.
Bunu inşallah evet taşıyabilmek her anımıza. Her anımız. Devam ederiz. İnşallah evet. Devam edeceğiz. Efendim evet. Şimdi güzel bir kaside dinleyeceğiz. Ve bu güzel kasidenin ardından yazar Metin Karabaşoğlu ve Profesör Doktor İsmail Latif Hacı Nebioğlu'yla Şehri Ramazan programında sohbetimize, bu tatlı sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın. Derya olunca nefes, parelenince kafes, ta kesilince bu ses, çağırırım ya Hak, ya Mevcud, ya Hay, ya Mabud. Ya Hakim, ya Maksud, ya Rahim, ya Vedud. Evet, Şehri Ramazan programında birlikteliğimiz devam ediyor. Yazar Metin Karabaşoğlu ve Profesör Doktor İsmail Latif Hacı Nebioğlu bu akşam bizimle beraber ve İstanbul için iftar vaktine varıncaya kadar da bu sohbetimize devam edeceğiz kıymetli izleyiciler. Üç külli muariften Bediüzzaman Risale-i Nur Külliyatı'nda bahsediyor. Biz de o üç külli muarifi konuşuyoruz ve bu üç külli muarifin ilki Kitab-ı Kebir-i Kainat. Ve maalesef ülfet perdesi gözümüzün önünde olduğu için insanoğlu modern zamanlarda ne yapıyor? Kitab-ı Kebir-i Kainat'ı layık veçesiyle okuyamıyor. Sayfalarına, satırlarına, harflerine bakamıyor. Tam da bunu konuşuyorduk. Tekrardan dönelim hem İsmail hocama hem Metin abiye. Şimdi Kitab-ı Kebir-i Kainat'ın pek çok sayfası var. Her sayfasında pek çok satır var. Her satırında pek çok kelime var. Her kelimesinde pek çok harf var. Saysan saysan, okusan okusan. Her harfte pek çok nokta var. Her harfte pek baksak çok yani nokta var. Tabii. Baksak yani bitiremeyiz. Tabii. Peki bu kainat kitabı okumasına modern zamanda insan niçin bu okumayı yapamaz hale geliyor ve bu okumayı nasıl yapmalıyız? İşe nereden başlamalıyız? Şimdi yabancılaştık herhalde yani biraz tabiattan, öyle. Varlıktan yabancılaştık herhalde biraz öyle bir sıkıntımız var modern dönemlerde. Yani insanın kendine yabancılaşması da var bence. Daha da ve bir şey, önümüze bir şey sunuluyor, bir yaşama tarzı sunuluyor. Bir şekilde biz onun etkisi altına giriyoruz. Fark edin. Dün galiba hani söylemiştim değil mi? Eliot'un sözünü, şiirindeki ifadeyi. Modern zamanlara dair bir şiirdir o. Şiirin ismini şu an unuttum ama zaten devamda işte bütün bir şeyin yani 20'li yüzyılların eleştirisini yapar devamında. Hani nerede o hayat yaşantıda kaybettiğimiz diyordu. Malum. Evet. Nerede o hikmet? Bilgide kaybettiğimiz. Nerede o bilgi? Malumatta kaybettiğimiz. Şimdi bizim de önümüzde bir hayat. Hayat nedir? Bir sunulan bir şey var işte. Mesela Kur'an'a baktığımızda müşriklerin anlayamaması işte. Yani bir hayat bahşedilmiş önlerine. Ve bu hayatın kalıcı olmadığını görüyorlar. Peki bu hayat niye var? Yani bunun üzerine düşünmemelerini böyle bir şey, kendilerince bir formülün içine hapsetmişler. Ayette söylenen işte bu hayat böyledir. İşte doğarız, yaşarız ve ölürüz. Hani bunu böyle kapattıktan sonra yani o hayata dair bir soru artık o hayatın anlamına dair yani bir düşünce gelişmesi mümkün mü? Değil. Çünkü basitleştiriyorsun, indirgiyorsun. Ve hapsediyorsun. Evet, hapsediyorsun onun içine. Ki Tarkovski'nin bir filminde vardı böyle bir sembolik bir film İz Sürücü diye. Bence hani insanın nübüvvet hakikatini, ihtiyacını irdeleyen bir film diye düşünüyorum sembolizm içerisinde. Orada
bir iş sürücü kılavuz bir bilim adamıyla şey yapıyor. Öyle bir aralarında bir mübareze gerçekleşiyor. Bilim adamına diyor ki mucizeleri cebire hapsediyorsunuz. Böyle ya. Hayatı aynı şekilde belli bir tarifin içerisine sokmak hesaba, ve belli kitaba. Formüllerin içerisine hapsetmek. Ha. Evet. Bence işte o yabancılaşmamız var. O yabancılaşma da hani böyle gerçekleşti. İnsan ne olur doğar işte ondan sonra okula gider. Ondan doğa kanunudur bunlar diye bir kanun. Okula gider, ondan sonra mezun olur. Sonra bir meslek edinir. Sonra evlenir. Evet. Çocuk çocuğu olur filan, emekli olur. Yaşlanır, yaşlanır. Sonra da kabre girer. Yani hayat böyle tarif edildikten sonra. Ondan sonra günde işte ne yaparsın? Sabah kalkarsın, kahvaltı yaparsın, işte okula gidersin ve işe gidersin. İşte öğleyin ara olur. İşte o zaman da şöyle yaparsın, şunu konuşursun. Akşam gelirsin işte televizyon karşısında haber seyredersin, dizi seyredersin, maç seyredersin, uykun gelir uyursun filan. Yani bütün bunların içerisinde, yani bu ritimlerin içerisinde, evet ne olur biz yaşan, bunların hiçbiri hayat değil Fethi kardeşim. Eliot'un tarifi sadece depresyon. Bunların hepsi yaşantı. Yaşantı, evet. Yani, yani. Hayatta hay var çünkü. Evet. Ama yaşantıda depresyon var, evet. Depresyon intiharlar var, başka sıkıntılar var. Ki bak o anlamda hayatı gerçek manada tarif edecek olsa kendisi Müslüman biri değil. Belki şey, yani inançlı biri de değil. Yani Buckminster Fuller diye bir Amerikalı şey yazarın yıllar önce Psychology isimli bir dergide bir söyleşisini görmüştüm. Size diyorlar insanı tarif etmemizi istense, soru bu. İnsanı sizden biz insanı tarif etmenizi istesek nereden başlarsınız? Diyor ki bütün kainattan başlar. Yani mükemmel çünkü, bir okuma evet, yapmış. Evet. İnsanın tarifi nedir? Bütün kainattan başlar. Çünkü insan, kainat bir bütün. Kur'an'ın tarifine bakarsak insan, kainat, Kur'an bir bütün. Yani niye bir bütün? Çünkü mesela ayetlerde bana çok manidar gelir. Hı. Kaç defa karşımıza çıkıyor değil mi? Biz bu kainatın yedi kat semavat ve arzı hak üzere yarattık. Biz insanı hak üzere yarattık. Biz Kur'an'ı, kitabı hak üzere indirdik. Hı. Yani hak üzere yaratılan bir kainatta hak üzere yaratılan bir insanı hakikat üzere nasıl yaşanacağını öğreten hak üzere indirilmiş bir kitap. Yani Kur'an fıtrat, kainat denkliği. Biz bu denklikten şey koptuk modern zamanlarda. Hani insan bir vahiden koptu. Orada kalmadı, kainattan koptu. Ha. Bu defa döndüğünde bakarsak kendisi mi kaldı? Hayır bence kendinden kendinde koptu. Kaldı. Evet. Şimdi çok enteresan. Tabii özellikle bizim medeniyetimizin üzerine çok büyük de oyunlar oynandı. İngiliz sömürgeler bakanı Lord Gladstone'un malum ifadesi ve o ifadesi sonrası Bediüzzaman Hazretleri'nin artık kendine farklı bir yol ve yön çizmesini biliyoruz. Ve maalesef o tahribatlar bu millet üzerinde, bu medeniyet üzerinde kendisini galiba hissettirdi ve vahiden bize koparttı. Yani Lord Gladstone'un da ifade ettiği gibi Müslümanların elinden ancak Kur'an'ı alırsak, Kur'an'ı unutturursak onlara karşı zafer elde edebiliriz mealindeki ifadeleri sonrası gelinen nokta. Bence yok, ben karamsar değilim gene. Dün de gene bir şey oldu. Yani seninle bu noktada herhalde biz belki Ramazan boyu devam edeceğiz bilmiyorum böyle. Karamsar bakış, iyimser bakış. Şimdi ben evet bir mücadele var ama bu bitmiş birilerinin galip olduğu falan hayır, bir hayır. Mücadele o, değil. O açıdan söylemedim. Yani ben. Bilakis mesela hala daha hani İslam'la ve Müslümanlarla uğraşıyor olmaları 150 sene sonra hala bence bilakis Kur'an'ı Müslümanların elinden alamadıklarından. Kur'an'la yani. Düşünmeyi Müslümanların aklından. Yani Kur'an'la iman etmeyi de Müslümanların kalbinden hala alamadıkları için. Hani evet yani aşınmalar, yıpranmalar var mı var ama yok Kur'an'da elhamdülillah şey elimizde, dilimizde, kalbimizde ve aklımızda. Evet. Bundan dolayı da evet. Hala emellerine ulaşamıyorlar. Evet, evet. Ama
genel itibariyle şöyle baktığımızda vahyin unutturulmasında tabii ki katkısı var. Kesinlikle, yani burada biz bir problem yok demiyoruz. Bir problem var. Ama şey, bir mağlubiyet de yok. Yani bir mücadele devam ediyor. Bu mücadele evet. devam ediyor. Evet. Kıyamete kadar da devam İnşallah. Edecek olan bir evet. mücadele Allah'ın evet. izniyle. Ve tabii evet. ki şu istikbal inkılabatı içerisinde en gür seda İslam'ın sedası olacaktır. Onu derken de Bediüzzaman niye söylüyor bence ki biraz ben çok konuşuyorum. İsmail Hocam hakkını helal etsin. Ona hani sözü bırakmak üzere bir cümle olarak söyleyeceğim. Bediüzzaman o sözü istikbal inkılabatı için en yüksek gür seda İslam sedası olacak. Niye söylüyor? Yine çünkü gelirsek Allah'ın yarattığı kainatta. Allah'ın yarattığı şu fıtrat üzere yaşayan insan. Allah'ın kitabına sırt dönerek mi şey varoluşunu gerçekleştirebilir ve aklı kalbi huzur bulabilir? Yoksa Kur'an, fıtrat, kainat buluşmasıyla mı huzur evet. bulabilir? Evet. Bence orada dahi o üç külli muarif manasının tabii, bir şeyi tabii, var. Tabii. Desteği var diyeyim. Desteği var. Manasının tecelli evet. etmesi var belki. Çünkü üçü beraber olduğunda anlamlı oluyor. Kitab-ı Kebir-i evet. Kainat ve Kur'an'ın satırlardaki, sadırlardaki ve onun rehberi olan Resul-i Ekrem'in olmasıyla beraber. Belki orada işte hani bizim endişe ettiğimiz o mücadeledeki en büyük sıkıntı belki bu üçünün birbirine ayrışıp koparılması. Bazen Resul-i Ekrem'in biraz dışarıdaymış gibi bırakılması. Bazen sanki kainat hiç önemli değilmiş. Sadece Kur'an'ın lafızları önemliymiş gibi. Halbuki Kur'an bütün lafızları da kainatı anlamak için. Bütün o lafızları Resul-i Ekrem'i anlamak için. Yani o bağda belki dengeyi belki mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. Belki hakikaten o dengede abi. Biraz evet. sıkıntı olmaya başladığında biz bu sıkıntılarla evet. karşı evet. karşıya kalıyoruz. Bu belki dengeyi yeniden hatırlamamız. Evet. O bize muarif olan o ana mesajı, ana hedefe evet. belki tekrar Hı-hı. dönmemiz esas. Yani belki buradaki de. Mesele değil mi? Evet. Yani biri veya diğeri değil. 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 Üçü birden. Üçü beraber. Üçü birden. Beraberce. Üçü beraber. Biri diğeri rağmına değil. Evet. Yani evet. Mesela İsmail Hocam Hı-hı. çok önemli bir noktaya evet. temas etti. Evet. Yani bazen He. Resulullah sanki diğerlerinden ayrıymış, ayrıymış evet. gibi. Bazen He. kainat yokmuş evet. Gibi tamam. insanoğlu evet. Hadiselere tamam. bakıyor. Evet. Hayatı Hı-hı. anlamlandırmaya, tanımaya tamam. gayret tamam. göstermeye çalışıyor. Ya bunu şey manasında da belki düşünebiliriz. Hani farklı Resul-i Ekrem, farklı peygamber portreleri anlamında. Evet. Hani aşırı abartılar. Hazreti İsa'ya yaptığımızı evet. Üstad bize hatırlatıyor. İnsanoğlu Hazreti İsa'ya olan muhabbetini aşırılaştırır zaman Hazreti İsa sanki bir tanrılaşma evet. şeyine götürme ihtimali var. Yani aynı durum bize anlatılıyor ki Resulullah Aleyhisselam Dikkatli başına olalım. Getirmeyelim biz aynı evet. durumu. Yani Resulullah'ı çok sevelim. Hayatımızın biricik, vicdanımızın kurucusu, her şeyimizin kurucusu. Ama Kur'an'la, kainatla beraber anladığımızda anlamlı hale geliyor. Onun hayatı, sokakta evet. yürüyüşü, tabii, çarşıda, tabii, pazarda, evet. camideki, çarşıdaki bütün hareketleri o Kur'an'ın bütünlüğünde kainat içerisinde bir insan olmasıyla, evet. beşer olmasıyla, Hı-hı. yani peygamber olması, beşer olması hepsini aynı anda düşündüğümüzde anlamlı oluyor. Hı-hı. Birini azıcık Hı-hı. abarttığımız Hı-hı. zaman veya Hı-hı. azıcık vurguda zayıf kaldığımız zaman hakikat Hı-hı. belki evet. tecelli etmiyor bu sefer. Hı-hı. Yani Resul-i Ekrem'i anlatacağız derken bu sefer Kur'an'ı anlamak veya kainatı göz ardı etmek gibi böyle arizi durumlara hemencecik düşme ihtimalimiz evet. çıkıyor. Belki Üstad bize onu bazı, üçü beraber bahsettiğim bazı evet. menkıbevari anlatmalardaki aşırı menkıbelere evet, düşünmesi gibi evet, meseleler. Bir, evet. Yani bir böyle hayali bir Resul-i Ekrem değil, gerçekçi Kur'an'da tanımları, karakteri bize anlatılan ve bizim aslında yaşayabileceğimiz Resul-i Ekrem. Orada da o tarifte ne zaten? Evet. Hulugul Kur'an çıkıyor. Hulugul Kur'an çıkıyor. Evet. Yani Kur'an'la nasıl yaşanır tabii. onun tarifini görüyoruz. Bu da efendim. Yaratılmış kainatın içindeki evet. mümkün olan bir evet. insaniyet, evet. müminlik. Evet. İşte evet. o Kur'an da misal evet. tefekküre emrediyor tabii. kainata değil mi? Bakmazlar mı diyor o kadar evet. ayetiyle. Evet. Nasıl evet. bakılır? Yine dönüp evet. Efendimizin evet. hayatında görüyoruz. Tabii. Yani üçü şöyle diyeyim, biz Kur'an'ı hakkıyla tanımışsak onu kainatsız ve Resulullahsız şey okumayız. Evet. Biz Resulullah'ı hakkıyla tanımışsak, ki o hakkıyla tanımak ancak Kur'an tamam. ve kainatla mümkün. Resulullah'ı Kur'ansız ve kainatsız okumayız. Biz kainatı hakkıyla muhatap olup, tamam. hakkıyla ondaki tamam. manaları okumaya talipsek,
Bu da yine Kur'ansız ve Resulullahsız. Evet. Yani değil. Burada mümkün çok değil. İnce bir hakikatin dengesi söz konusu. Hemen Hakikatin Dengesi kitabı Metin Karabaşoğlu'nun hatırıma geldi. Burada da tam o var değil mi? Yani bir denge söz konusu. Galiba insan bu dengeyi kaçırınca biraz bu noktada o zaman yanlış algılara, yanlış yorumlara kayabiliyor. O denge dediğimize bak, Efendimiz de ki Bedüzzan da öyle tarif eder. Kendi hayatındaki o eski Said'in yeni Said'in dönüşümünde işte hakikatin birçok veçesi var. Peki bu veçesi hepsinin kıvamı nerede? Hani hangi durumda nasıl olacak hani? Kıvamı tutturma sünnet-i seniyede bulduğunu söylüyor. O eski Said'in yeni Said'in geçiş dönemi o yolculukta sünnet-i seniye ile ancak ben selamet buldum diyor. Bir o hakikatin dengesi Efendimiz aleyhissalatü vesselam'da zaten görülüyor. Hakkıyla muhatap olsa. Hakikatin dengesini Kur'an bize çağırıyor zaten. Mesela işte Rahman suresini hatırlayalım değil mi? Bizi vezne, dengeye çağırıyor ve dengeyi bozmayın diyor. Bunu derken ama nasıl söylüyor yine? Kainattaki dengeye dikkat çekiyor. Yani her şey bir hesap, bir ölçüyledir. Ey yani insan sen de kendi hayatına kainattaki o dengeyi taşıyor. Çünkü yıldızlar o dengeyle dönüyor, güneş o dengeyle dönüyor, dünya öyle dönüyor. Bize de hatırlatıyor, biz de onunla beraber dönelim, onunla beraber hareket edelim. Hocam, o denge dediğimizde de gene Kur'an, kainat, Resulullah aleyhissalatü vesselam, üç külli muarif. Rabbimiz bize tanıtan üç külli muarif olarak üçünün gene bütünlüğünü orada görüyoruz. O anlamda duruyor. Hocam hatırlatıyor dedi. Benim de hocama hatırlatmam gereken bir şey var. Arada biz sohbetimize devam ettik. Gülle ilgili bir şey anlatacaksınız ama şimdi ayaküstü bölümümüz girecek hocam yayına. Ayaküstü bölümümüzden sonra Gülle ilgili anlattıklarınızı sizden dinleyelim. Bir anekdot var da onunla ilgili. Peki o anekdotu sizden dinleyeceğiz. Efendim yazar Metin Karabaşoğlu ve Profesör Doktor İsmail Latif Hacı Nebioğlu'yla Şehri Ramazan programı ayaküstü bölümünün ardından devam edecek. Ayrılmayın. Arasında nasıl bir bağ var sizce? Namazı sürekli kılmamız gerekiyor. Bağ yok aslında. Manevi bir bağ olduğuna inanıyorum. Çünkü oruçlu olan insan namazını daha huşu içerisinde eda eder, ediyor. O şekilde biz de yaşıyoruz. Nasıl bir kollar, ayaklar birbirine bağlı değil mi? Ayak olmazsa kol ne iş görüyor? Hepsi birbirine bir vücut gibi. Namaz, abdest, cami, Ramazan, hac, bunlar birbirinin tamam Müslümanlığın şartları bunlar. Namaz 5 vakit kılınan bir şey Ramazan. Olsa da kılınıyor olmuyor, yok gibi mi geliyor? İşte Ramazan'da oruçlu olduğumuz için nefsimiz daha çok köreliyor. Ondan dolayı namaza daha çok bir istek oluyor. Vallahi ittifak göremiyorum ben. İslam'ın şartıdır, mükemmel bir bağdır, ikisi de aynıdır. Bence Ramazan demek, namaz demek. Nasıl bir bağ olmasın ki? Rabbime gitmek. Ramazan gelince herhalde ibadetler daha çok artıyor. Namaz her zaman vardır, Ramazan'ın bir ilgisi yoktur. Ramazan olsa da kılacaksın, olmasa da o Allah'a bir borçtur. İkisi de bir ibadet türü. Evet, TV 111 ekranlarında Şehri Ramazan programında beraberliğimiz devam ediyor. Ben hemen Profesör Doktor İsmail Latif Hacı Nebioğlu'na dönmek istiyorum. Hocam, Gül'le ilgili meseleyi ben size hatırlattım. Şimdi Gül'le sözü size bırakıyorum. Eyvallah. Şimdi bizi Isparta'dan dinleyenler vardır. Güller diyarından. Ben uzun süre Isparta'da selam bulundum. Olsun Isparta'ya da. Yani Türkiye'nin nadide yerlerinden birisi. Şimdi Isparta bu nesil... Zaman Üçkülü Muharif, onu da Isparta'da yazmış. Tabii. evet, Üçkülü Muharif. Cennet Bahçesi civarlarında gezerken muhtemelen. Balla'da. Balla'da. Şimdi tabii Isparta'da tam şu mevsim, yani Mayıs'ın sonuyla işte Haziran'ın sonu, senede bir ay gül mevsimi. Evet. Bu dönemlerde aynı zamanda kiraz mevsimi de oluyor. Kiraz mevsimi de oluyor artık ondan sonra. Ama özellikle gül, çünkü bundan sonra başka bir zamanı yok gülün. Ve bu dönemlerde işte sempozyumlar falan yapılıyor. İşte gül sempozyumları vesaire, işte etkinlikler. Her sene yapılıyor. İşte malum bizim geleneğimizde gül, işte Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın bir timsali.
Hani orada bir remiz görülüyor. Peygamberin kokusu, işte görüntüsü, Resul-i Ekrem anlatıyor. Hatta bazen böyle şiirler, naatlar vesaire. Fakat ben bu Risale-i Nur'daki bu hakikat bana biraz farklı bir şey söyleme ihtiyacı hissettirdi. Şimdi gül çok güzel vesaire. Şöyle bir noktaya acaba gidilebilir mi diye düşündüm. Şimdi Resul-i Ekrem Aleyhisselam'da gül arasında bir benzerlik, benzetilen bir ilişkisi var. Şimdi gül ne açıdan peygambere benzetiliyor? İşte güzel kokusu, peygamberin de güzel kokusu vardı falan. Dedim acaba bu üç muallim olması açısından, üç muarif olması açısından düşünülebilir mi? Yani gülün vazifesi esasında kainatı tanıt, yani kainatın bir temsilcisi olarak, bütün varlığın bir temsilci, güzel bir temsilcisi hocam olarak. Acaba aynı Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın yaptığı gibi adeta bir peygamberlik vazifesi yapıyor olabilir mi? Gülün bir peygamberlik vazifesi olabilir mi? Şöyle, yani Resul-i Ekrem insanların en şereflisi, eşrefi mahlukat, bütün insanların temsilcisi Resul-i Ekrem. İnsan olarak, beşer olarak, peygamber olarak en zirve, işte bütün yaratılışın meyvesi Resul-i Ekrem. Acaba gül de bütün diğer varlık alemlerinin, bütün varlıkların bir timsali gibi, bütün dağların, denizlerin güzel bir örneği olarak bize bir peygamberlik vazifesi yapıyor mudur acaba? Gül bize konuşuyor mudur? Gül bize aynı peygamberin sahabelerine söylediği gibi Allah vardır, birdir diye gül bize anlatıyor mudur? Acaba gül dinlediğimizde o güzelliğiyle, letafetiyle acaba bize Resul-i Ekrem'in hayatıyla, varlığıyla anlattığı, peygamber olarak anlattığı şeyleri bir naciz bir gül olarak bize anlatıyor mudur? Ben bu şeyi hoş bir şey olarak düşündüm. Yani gülün adeta bir peygamberani bir vazife yaptığını, aynı Resul-i Ekrem'in o vazifeyi yaptığı gibi vazifede bir vazife ortaklıkları yaptığı gibi bir şey hissettim. Bilmiyorum siz nasıl görürsünüz ama gülün klasik olarak o remzi yerine böyle bir şey de eklenebilir mi acaba? Evet. Buradaki üç muariften hareketle diye düşündüm. Bilmiyorum siz bana nasıl dersiniz? Hatırlattı. Gülün bir peygamberani bir görevi olması. Evet. Yani Goethe'nin bir şeyi var. Yani Müslüman olarak vefat ettiğini ümit ediyorum. Kendisi zaten hani Batı Doğu Divan'da yani Efendimiz'e olan yani muhabbetini ifade etmiş. Efendimiz'e mahsus şiiri var. Yani Kur'an'a olan yani muhabbetini ifade etmiş ve yani bu kitabın yazarı o günün şartlarında yani bir Müslüman olduğu şüphesini reddetmez. De ifade etmiş. İnşallah şeydir. Yani imanla göçmüş olduğunu umduğum bir isim olarak onun yanılmıyorsam Faust'unda geçen bir ifade var. Hani şöyle bir şey ifade. Bırak diyor bu çiçeğin sözü sana Allah'ın bir vahyi olsun. İşte. Buyurun. Buyurun. Yani baksın bu anlamda değil mi? Bütün şey hani her şey ayet ya. Ayet kelimesini biz bugün Kur'an'a münhasır kullanıyoruz. Bu anlam daralmamız aslında bizim. Evet, anlam daralmamız. Kur'an'a baktığımızda ise her şey ayet. Mesela Rum suresinin 17'den 27'ye gelelim. Daha sonrakilere gelelim. Hep ne diyor? Tabii. Onun ayetlerinden biri de diye. Hep onun ayetlerinden diye. Yani Allah'ın ayetleri diye zikretti. Hep nedir? Kainat. Hani kainatın içindeki her bir şeyi, unsuru ayrı ayrı değil mi? Allah'ın ayetlerinden olarak zikrediyor. Bu manada bakarsak evet gül. Yani işaret. Gül de ayet, Allah'tan bize bir şey. Tamam. Evet. Yani bir vahiy, bir işaret, bir ayet. Ve görevi bize onu anlatmak Allah belki. Allah gül ile de bize konuşuyor. Evet. Evet. Öyle bir şey de vardı. Hoşuma gider. Bir hikaye vardı. Bir adam böyle şey yapıyor. Allah'ım benimle konuş diye dua ediyor. O esnada bahçesine bir şey bülbül geliyor. Evet. Bülbül şakımaya başlıyor. Evet. Fakat bu dua kabulünü Allah'ım benimle konuş diye yağmur yağıyor. Şey devam ediyor. İşte bir çiçek görüyor ama şey bu gene değil. Allah'ım benimle niye konuşmuyorsun diye bu defa dertleniyor. Yani öyle hoş bir şey vardı. Halbuki hani sen o dua ederken karşına çıkan her şey evet Allah'ın sana bir konuşması. Allah'ın sana bir hitabı, değil mi? Allah'tan sana bir davet, bir mektup. Kesinlikle. Şu an kuşlar geçiyor üstümüzde. Evet. Bir şeyler diyorlar bize. Diyorlar. Hatta ilk arayı verdiğimizde iki tane karga şu yakınımıza konup bir tanesi sanki bize dönmüş bir şeyler ifade ediyor şeklinde. Allah rahmet eylesin. Bir abimiz vardı.
Allah rahmetiyle muamele etsin. İsmail Ambarlı abi. Öyle ona misafir olmuştuk uzun seneler önce. O öyle söylemişti. Karga sesleri falan vardı bulunduğumuz yerde dedi. Herkes dedi bunların gak dediğini zanneder. Hayır dedi. Yani bunlar hak diyor. Ben öyle işitiyorum. Nasıl yapıyorsun? Çünkü o ayet manasında biraz da işaret manası var. O işareti, harfi bile değil mi? Manayı, harfi, manayı, ismi meselesinde de öyle. O harfi biz nasıl okuyoruz? Evet. Ona nasıl anlam veriyoruz? Nasıl değer veriyoruz? Nasıl çok çözüyoruz? Enteresan. Ben konuyu gene Kur'an-ı Kerim'e ve oradan Bediüzzaman'ın Kur'an-ı Kerim'deki bir kıssayı ifadesine getirmek istiyorum. Yunus Aleyhisselam'ın meşhur duasını biliyoruz. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bediüzzaman Hazretleri de Yunus Aleyhisselam'ın bu duasına bizim o Hazret'ten daha ziyade muhtaç olduğumuzu ifade ediyor. Evet. Ve Bediüzzaman Hazretleri'nin Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını ele aldığımızı bir düşünecek olursak, Yunus Aleyhisselam üç muharife fark ettiği için mi birdenbire gece olsun, efendime söyleyeyim, deniz olsun, lehine dönüverdi. Birdenbire lehine yol alıverdi. Biraz uzun sürer sanki o bu programın hududunu aşar gibi. Yani, bilmiyorum hani benim kanaatim veya İsmail Bey ne der? Yani olabilir diyeceğiz, duracağız herhalde. Çünkü bütün her şey Yunus Aleyhisselam balığın karnına düştüğünde onun aleyhindeydi. Her şey karanlık bitmiş, her yok şey olmuş. Karanlık bitmiş bir vaziyetteydi. Ama o bu münacat vesilesiyle birdenbire her şeyi lehine döndürüverdi. Şimdi kainatta kargadan bahsettiniz az önce Metin abi. Yani kargaya öyle bir açıdan bakmalıyız ki onun gak değil hak dediğini fark edebilelim. Ya da bir sıkıntıya, bir belaya, bir musibete düştüğümüzde ona öyle bir açıdan üç muarif noktasından bakmalıyız ki onun bir aslında verilen ödül olduğunu, bir nimet olduğunu, dost olduğunu görebilirim, fark edelim gibi bir his benim kalbime doğuverdi. Bilmem güzel. Katılır mısınız, katılmaz mısınız? Şimdi hem az önce söylediğim mana hem İsmail Bey'in gül sembolü üzerinden gidecek olur. İkisini buluşturacak bir şey sen söylerken dünyama geldi. Ebu Bekir Eroğlu'nun bir şiirinde, Efendimiz'e adanmış bir şiiri, bir mümin şair olarak çok hoşuma gider bir ifade var. Diyor ki kapansa da altı kara parçası, işte Yunus Aleyhisselam için kapanmış baksana zahiri şartlarda. Yani her taraf her şey aleyhine gibi gözüküyor. Diyor ki kapansa da altı kara parçası, yedinciden bir yol bir iz buluruz biz. Seyyid Nebi bize bir gül bıraktı. Ve Sübhanallah. Evet. Çok güzel. O gül ne? Evet, o şey vahyet sim geliyor. Evet. Efendimiz hayatıyla vahye nasıl muhatap olacağını gösteriyor ve Efendimiz de kendi hayatıyla. Baksak yani sebepler dairesinde her şeyin yani bitik, umutsuz dendiği şartlarda ama yani altı kara parçası kapanmış gibi gözükse de zahirde ama neticede Allah'ın mülkündesin ve Allah'ın kulu olarak yaşıyoruz. Bunu unutmadıktan sonra ne oluyor? Her şeyin sahibi, her şeyi senin için istihdam edebiliyoruz. Yani çok enteresan, Ramazan'ın rahmet günlerindeyiz. Hakikaten rahmeti bol padişah. Yani her şeyiyle, göndermiş olduğu peygamberiyle, yaratmış olduğu mahlukatıyla adeta hayatın sırrını, şifresini, o yedinci yolu önümüze, önlerimize çıkartıyor sanki. Önemli olan o yolları fark edilmek. Biz ona biraz görmeye, biraz kendimizi açalım belki de yani. Ona hazır olalım. İşte bu noktada Ramazan'ı nasıl değerlendirmeliyiz? Ramazan'dan nasıl daha fazla istifade edebilmeliyiz ve bu yönlerimizi geliştirebilmeliyiz diye bir soru sorarsam İsmail Hocam neden söyler? Su olsa güzel içerdik herhalde. O su bize konuşurdu şimdi. Yani su işte yiyeceğiz. Ama içmeden de konuşuyor. İçmeden de konuşuyor aslında. Yani biz tabii işte belki insani zaafımız oldu. Yani içmeyi bir ona teması istiyoruz ona. Ama o aslında konuşuyor. Halihazırda konuşuyor.
belki varlığın öyle bir varlığa o anlamda sınırlarla, çünkü biz sınırlıyız şu anda. Yemede, içmede sınırlarımız var. O sınırların içerisinde belki de o anlam dünyalarının belki de bize vasıtasız konuşmasını bekliyoruz. Yani şimdi şu anda hava çok güzel, serin vesaire. Çok sıcak da olabiliyor. Sıcağı oluyor, soğuğu oluyor. O suyun, ekmeğin anlamını muhtemelen biz Ramazan ayında farklı görmeye başlamamız sadece açlıktan olmasa gerek. Evet. Çünkü biz başka zamanlarda da aç kalıyoruz. İşte akşam yetişemiyoruz, yolda bir şey. Başka zaman da aç kalıyoruz. Evet. Ama sanki Ramazan'ın böyle bir oluşturduğu bir iklimle, yani atmosfer artık o onunla biz sanki o sınırlarımızın işte idrakini, görmesini ve ülfet perdelerinin yerle bir edilmesini, hepsini böyle saatin çarkları gibi hepsini bir anda çalıştırmaya gayret ediyoruz. Açlık sadece bunun sanki bir boyutu. Bence çünkü sadece kendi aç kalmamız da değil. Yani işte dünyanın her tarafında sadece Müslümanlar değil, Müslümanlar acı çekiyor dünyanın her tarafında, ama Müslüman olmayanlardan da acı çekenleri de düşünerek dünyanın her köşesindeki acizleri, zayıfları, herkesi birden zihin dünyamızı alabilmek, belki ufki bir bakış açısıyla belki hepsini bir anda düşünmeyi sağlayacak bir atmosfer veriyor. Çünkü biz diğer zamanlarda susadığımız zaman biraz sabırsızlanıyoruz ama işte bir saat sonra, bilemedi 3-5 saat sonra bir şekilde ulaşıyoruz ona. Evet. Ama şimdi bir dakika dur, bir dakika dur, dur sesine icabet ediyoruz. Ama dur dendiği zaman da herhalde işte belki boş boş durmadan, yani dur denildiğinde bize belki bu havayı solumak, o tefekkürü boyutu öne çıkarmak. Çünkü hep biz diyoruz ya Ramazan Kur'an ayı, Kur'an ayı, ama Kur'an ayındaki maksat sanki o atmosferi hissetmek. Evet. Manalara yeniden dönmek. Evet. Yani lafızlar çok önemli. Hatimler okunuyor. Allah kabul etsin herkesin, ama o lafızların da ötesinde manalara ulaşmak için bir iklim esasında. Evet. Lafız, mana, işte o bütün tefekkürü. Sanki böyle külli bir eğitim yani şey içerisinde rahmetin kendisine bolca hissettirdiği bir zaman dilimi. Bir zaman dilimi. Orada herhalde az önce yani İsmail Hoca'nın dediğini bir nokta düşündüm. Orada önemli bir mesele. Başka zamanda da aç kalıyoruz dedi ama niye mesela Ramazan'daki gibi o nimetlerin idrakini gerçekleştiremiyoruz? Yani diye burada bir ekstra bir şey var diye. Yani şu olabilir diye düşün orada. Şimdi Ramazan'da niye ve nasıl aç kalıyoruz? Yani Allah'ın mülkünde, Allah'ın yarattığı kainatta, Allah'ın yarattığı kullar olarak, Allah'ın belirlediği bir zamanda aç kalıyoruz. Tabii. Sanırım tabii, o halin tabii, kendisi bize tabii, işte tabii, şey. Tabii. Evet. Keyfi değil, nefsani değil. Ve o ubudiyetin içerisinde tabii. Bir zaten şey. Tabii. Allah'ı tanıma, tabii. Kendimizi Allah'ın kulu olarak tanıma, tabii. İçinde bulunduğumuz zamanı ve mekanı da Allah'ın mahluk olarak tanıma eğitimini tabii. Zaten biz kendiliğinden alıyoruz herhalde orucun içinde. O da bizim sanırım manevi böyle alıcılarımızı açık çalıştırıyor. Hale evet. Böyle bir sır olsa gerek Ramazan'ın içinde. Evet. Kesinlikle pek çok sır var. Evet, o pek çok sırdan bir sır da bu. Diye ben de şimdi derin bir düşündüm i̇şte şöyle. Sırların açılma mevsimi artık. Güllerin açılma mevsimi Ramazan o manada. Nasibimiz böyle olur. Olan şu değil mi? O güllerin kokusunu o 11 aya taşıyabilmek. Evet, sonraki evet. 11 aya da taşıyabilmek. Yani esas sadece Ramazan biraz da bunun için var değil mi? Yani bir eğitime tabi tutuyor bizi bir ay boyunca ki bu eğitim yıl boyuna yayılsın. Devam edebilsin. Evet. Devam edebilsin. Ben asker zamanında yani Ağlasun, yani Burdur, Isparta arası oraya gitmiştik böyle bir izin günü. Orada bir kendimizce böyle bir şey piknik gibi bir şey yapalım demiştik. Bir gül fabrikasının yanında bir yermiş. Ama gül bizim artık Eylül'dü. Yani güller toplanalı çok olmuş. Fakat ortalık gül kokusundan geçilmiyordu gene. Hani böyle o kadar hani o koku her tarafa yayılmış vaziyetteydi. Artık bu şişelenmiş, şey yapmış. Hani sadece gülün toplandığı zaman o koku yok. 3 ay aradan geçmiş hala koku var. Hala var. Bunun gibi inşallah biz de hani Ramazan bir yoğun işte o gül mevsimi. Tabii. Manevi anlamda gül hasadı mevsimi. Evet o tabii hakikat, çok güzel. Derslerini alabilme mevsimi ama inşallah kokusunu bütün bir sene içerisinde muhafaza edebilmek, hissedebilmek üzere. Evet. 3 muharife
baktığımızda üç muariften Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın mübarek hayatına baktığımızda yine üç muarifi net bir şekilde görebiliyoruz evet. Ramazan'a dair. Evet. Hem Kur'an'la hemhal oluyor. Tabii. Bir yandan Cebrail aleyhisselam'la evet, mukabelede bulunuyor. Tabii. Hem de kainatı tefekkür ediyor. Evet. Evet. Ay'a bakıyor, yıldızlara bakıyor, deveye bakıyor. Çiçeklere bakıyor. Çiçeklere bakıyor. Yani bana mesela o sözünü ettiğin hani peygamberin bir kitabına sevk eden de hani buydu. Şimdi kendimi şöyle demiştim. Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an kainatı tefekküre çağırıyor. Peki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatında tefekkür nasıldı? Kur'an'ın birinci muhatabı tamam. olarak. Tamam. Baktım zihnimde hiçbir şey yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tefekkürüne dair. O vesileyle araştırmaya hani başlamıştım. Uzun yıllar sürdü. Elhamdülillah. Yani benim için çok şaşırtıcı ve öğretici de evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında kainat tefekkür. O kainat tefekkür içinde derken dedik ya şehre şey yapmamak evet. lazım. Yani illa hani kainat içinde biz de varız. Biz de varız. Yani evet. mesela şu. Yani evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynaya bakıp diyor ki ya Rabbi şey yüzümü güzelleştirdin. Güzel yarattın. Gibi. Ahlakımı da güzelleştirdin. Ya. Yani insan kendine de bakarak tefekkür edebilir. Eline bakarak da tefekkür edebilir. Veya bir gün bir iğne tanesi eline almış. Efendimiz ona bakarken görüyor bir sahabi. Rafi bin Hudeyç yanılıyorsam ne yapıyorsunuz ya Resulullah diyor. Hani yanılıyorsam zikrimi çoğaltıyorum. Evet. Ona bakarak. Evet. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Evet. Çünkü o, şey. Evet, o değil mi şey? O demir. O sert demire yani. Cenab-ı Hak değil mi o ki ayetlik bir sanat yapıyor tabii, o tabii, değil mi yumuşama erime ve yani, farklı kesinlikle. Suretleri alma özelliği vermiş ve ne işe kaç tane işe yarıyor o demir. Yani. Bana baksak arabaya biniyoruz demire biniyoruz tabii. Değil mi? Evet. Yani misal oralarda da şey yapabilsek yani şehir mani değil. Şehir yani mani. Ama yok kainat tefekkürü için yani ne bileyim evet. o şehirlerin dışında olmak lazım. Biz şehrin içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla evet. o külli mariflerden biri olarak kainat tefekküründen muafız yok. Hayır. Diyemeyiz. Biz kainatın içindeyiz. Böyle bir bahanemiz olmaz. Evet. Tefekkür imkanları hala tamam. önümüzde. O tefekkür kesinlikle. İmkanları içerisinde Resulü Ekrem Aleyhisselam'ın hep mesela yaptığı her işte bir dua etmesi. Yani. İşte aynaya bakarken evet. hem dua ediyor hem zikrediyor. Yani o evet. tefekkürün evet. içerisinde hem bir dua var. Yani adımını attığında dua. Bazen evet. bu formal namaz evet. halinde de oluyor. Evet. Bazen sözlü dua olarak evet. oluyor. Ama her yapılan şeyde bir dua var ve bir zikir var. Evet. Her işte en ufağından en büyüğü. Yani evet. bu günlük hayatındaki yaptığı dediğiniz gibi belki evet. bir aynaya bakarken ki işinde de öyle. İşte ordularla bir yere giderken de öyle. Yani küçüğü büyüğü yok. Bütün işlerin evet. içerisinde hem dua var evet. hem zikir var. Belki evet. bu hani o tefekkürün belki birer dinamiği tabii, yani evet. öyle bir o dua zikir de zaten evet. tefekkürün bir meyvesi. Tefekkürün meyvesi. Evet. evet. Değil mi? Ancak evet. tefekkür eden bir tabii. Akleden tefekkür eden bir evet. Kalpten hani sadır olacak sözler evet. onlar. Tabii. Evet. Tabii. Çünkü farkında. Evet. Yani bir şey yaptığı zaman farkında evet. elbisesini evet. giyerken Allah'a evet. şükür ediyor bu elbiseyi evet. giydiren diyor. Evet. Yaptığının farkında, ettiğinin farkında. Evet. Farkındalık denilen şey bugünkü. Evet. Yani evet. aslında evet. anlattıklarınızdan ben şunu evet. çıkartıyorum. Resulullah'ın hayatına bakılırsa ha. çok net bir şekilde üç ha. muarifin evet. ne olduğu evet. ortaya çıkacaktır. Evet. Ama üç külli muarifle nasıl yaşanır? Evet. Nasıl yaşanır? Tabii. Ortaya çıkacak. Evet. Cevabı ama orada var. Resulullah'ın hayatına bakarken aleyhissalatü vesselam genel itibariyle Metin abinin peygamberin bir günü kitabını yazmasının en büyük nedenlerinden birisidir. Resulullah'ın evet. hayatındaki büyük hadiseler, savaşlar, hicret gibi olaylar daha ziyade nazarlara sunuluyor, veriliyor. Evet. Elbette onlar da sunulmalı, verilmeli ama evet. Resulullah'ın sıradan bir günü nasıldı? Evet. Sıradan bir Ramazan gününü nasıl geçirirdi? Evet. Ya da sair bir günü nasıl geçirirdi? Galiba işin nirengi evet. noktası orası. Yani biz oraya fokuslanabilirsek, tabii, oraya yoğunlaşabilirsek tabii. Resulullah'ı daha iyi tanıma namına adına. Kendi günlerimiz evet, Resulullah'ın yaşadığı gibi yaşanır hale tabii. inşallah gelir. İnşallah gelir. Çünkü o yaşanılabilir açıdan, olan kısmı evet, o. Evet, o açıdan tabii. Peygamberin Bir Günü isimli kitap oldukça mühim, tabii, oldukça tabii, önemli. Tabii.
yani farklı bir siyer okuması getiriyor peygamberin bir günü. Biz alışılagelmiş siyer okumasının da dışına çıkmak mecburiyetindeyiz. Yoksa Resulullah'ı anlamaya maalesef yetmiyor. Yani alışılagelmiş siyer okumaları Resulullah'ı anlamaya kafi gelmiyor. Alışılagelmişin dışında siyer okumalarına yönelmemiz gerekiyor. Bu noktada da çok az eser var. Peygamberin bir günü bu açıdan büyük bir nimet. İzleyicilerimizin de istifadesine Allah razı olsun abi, teşekkür ederim. O da orada o bakış ve öyle bir şey nasip olduysa üstadımızdan Allah razı olsun. Bütünüyle bir Risale'de bize öğrettiği bakış, özellikle de Risalet Ahmedi Risalesi olarak 19. söz ve Mucizat Ahmedi için 19. mektuptur. Hani beni oraya sevk eden, onu da belirteyim. Tefekkürü boyut. İfade edelim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Üç külli muarifi ele almış olduk. Tabii birbirinden ayırmadan. Evet. Evet. Özellikle. Evet. Ben de aslında bir ironi yapmıştım. Ayırarak anlatalım derken başlangıçta. Çünkü üçünün ayrılmaz bir bütün olduğu ayan beyan ortaya çıkmış oldu. Biz de anlamadık ironiyi, neresi dövüşecektik. İsmail Hocam, çok teşekkür ediyoruz bizimle beraber olduğunuz için. Teşekkür ederim. Evet. TV 111 ailesi olarak bu hediyeyi kabul etmenizi rica ediyoruz. Kahve beraber olmak şartıyla. İnşallah. Şimdi oruçluyuz, hani kahve ikram edemiyoruz bari. Fincanlı ikram edemiyoruz. Tefekkür olarak bunda neler olacağıyla ilgili tefekkür ediyoruz. İnşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz bizimle beraber olduğunuz için. Artık İstanbul için 6. iftar vaktine çok az bir zaman kaldı. Veda edeceğiz. Ayaklarınıza sağlık tekrardan. Ve böylelikle kıymetli TV 111 izleyicileri, bir Şehri Ramazan programının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Az sonra Rabbimizin yiyin için emrine muhatap olacağız. Evet, bir emri ilahi gelecek. Ezan-ı Muhammediye'nin okunmasıyla beraber biraz da o açıdan bakmak lazım. Hani orucu açacağımız anlara. Evet, emir büyük yerden geliyor. Açmak gerek. Efendim, Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı dergahı izzetinde kabul eylesin. Yarın yine 19.30'da tekrardan görüşmek ümidiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Olduğunu göstermeye yetti ve dedi:
Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil, memlüktür, hür değil, abdir. Emrolunmazsa en adi ve en rahat şeyi de yapamaz. Elini suya uzatamaz. Evet, uyandım Allah'ım, öğrenciymişim. Kendimi öğretmen sayardım ama öğrenmeliymişim. Şimdi anlıyorum, kontrolümde sandığım her şey aslında yanılsama. Sen istemeyince bardağa bile elim uzanmıyor. Lisanımla hep kabul ederdim. Ama bugün işte bu terbiye ayında fiilen de kabul ediyorum. Kulunum ben senin. Güzel bir kulunu takliden diyorum ki şimdi, sen benim ilahımsın, ben senin abd-i acizinim. Acizliğimi sultanlığa kabul buyur, kulluğumu ilahlığına kabul et. Ramazan'ı delilim, orucu şahidim, imanımı avukatım say. Ramazan celsesini hayırla neticelendir, beni beraat etmişlerden kıl. Allah'ım, bu 6. gün, 6. sahur, 6. oruç, 6. sabah, 6. akşam, 6. iftar, 6. dua. Lütfunla bir Ramazan'dan daha ders alıyoruz. Bize bu okulun karne bayramını da görmek nasip eyle. Amin.